Köroğlu mezesi. Dikkat, Köpoğlu mezesi yapmıyoruz. Köroğlu mezesi yapıyoruz. Bir veya iki kişilik yapıyorum. Dikkat. Saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bugünkü vampir Bolulu. Kötülerin korkulu rüyası. İyilerin dostu. Mertliğin destanı. Köpoğlu değil, Köroğlu mezesi. Hemen bir patlıcanı közleyerek başlıyoruz. Bir veya iki kişilik yapıyorum. Dikkat! Patlıcanı kolay soyabilmemiz için bir buzdolabı poşetinin içine koyuyorum. Hava almaması için şöyle kapatıyorum ve köşede sırasını bekliyor. Bir çay bardağı. İsteyen yapışmaz tava da kullanabilir ama çelik tava çok daha lezzetli yapar. En az yarım çay bardağı zeytinyağı. Tavanın tabağını kaplayacak kadar yetmezse takviye yaparız. O ısınana kadar biz hemen ön hazırlıkları yapalım. Rendenin en kalın bölümüyle. Havucunuz küçükse iki tane, büyükse bir tane. Havucu hemen rendeliyoruz. Şu göz hakkı. Hemen ikinci. Bakın havuç daha sonra oyunun içine girecek. Burada sırasını bekliyor. Biber evdeki ister Charleston, ister sivri biber, ister acı, ister tatlı size kalmış. Bu biber de bir zamanlar bütündü, kesinlemişti. Diğer tariften kalan biberleri kullanıyorum. İki tane biber gibi düşünün. Biberleri hala sidik yarışı yapanlar var benimle. Yok şöyle, yok böyle. Burası bir yemek kanalı. Size kötü bir haberim var sidik yarışı yapmak isteyenler. Ben millet gibi tamamen kazanç kapısına döndüreyim. Ben yemek çekeyim. Oğlum montaj yapsın, kızım montaj yapsın. Eşim alışverişe gitsin. Modunda olan birisi değilim. Tamamen zevkime göre hareket ederim. Normal hayatımdaki gibi. Bu arada hemen bakın. Şöyle bir parmak boğum büyüklüğünde biberler. Hemen oyunun içine. O yüzden ben zevk almadığım anda kanalı kapatırım. Yıllardır izleyenler biliyor. Hiçbir kendimizden taviz vermiyoruz. Bakın sadece İki dakika kızarmasına izin veriyorum. Biberlerin ölmesini istemiyorum. Rengi kaçmamalı. Daha sonra hemen peçetenin üstüne alıyorum. Yağını bir sarımsak. Bu arada ocağın ısısını tekrardan kısıkla orta arasına getiriyorum. Biber sırasında en yüksekte kızarttık. Biber yağ çekmemesi için. Sarımsakları şöyle 7-8 parçaya böldükten sonra lezzet vermesi için hemen tavanın içine. Daha sonra burada hemen sıra havuçlara geldi. Tuz. Mutlaka şeker. Burada kesinlikle ama kesinlikle havucu yakmıyoruz. Şu biber parçaları kesinlikle yakmıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen ev yapımı domates salçası yarım yemek kaşığı kadar. İşte bu. Hemen salçayı da öldür. Kötülerin korkulu rüyası, iyilerin dostu, He-Man demek isterdim ama kör oluyorum. 2 dakika boyunca salça ile birlikte kavrulmasını istiyorum. 2 dakika. 2 dakika sonra evde domatesi olan isterse domates kullanabilir. Rendeleyip şöyle bir su bardağı ya da benim gibi kışlık domates sosu varsa normalde bir su bardağı kullanabilirsiniz. Şimdi ben yenisini açmak istemiyorum bozulmaması için. Bir su bardağı önceden hazırladığınız domates sosu veyahut da bir su bardağı rendelediğiniz domates kaynamaya başladığı anda. Bakın şöyle bir karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Daha sonra altını kısıyorum ve 4-5 dakika daha kendi kendine pişmesine izin veriyorum ve baharatları henüz katmadım. Dikkat edin. Lezzet ufak detaylara saklı. Hurra, hepsini yapabilirsiniz ama ondan sonra Koray sen yaptığın zaman neden bu kadar lezzetli olur, parmaklarımızı yiyoruz demeyin. En az 5 dakika sonra artık sıra baharatlarına geldi. Şöyle bir tuz sizin damak tadınıza göre. Kesinlikle tuzla aranıza girmem. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz. Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı.
pul biber şöyle 2 çay kaşığı, karabiber yarım çay kaşığı. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir karıştır. Su. Oda sıcaklığında su. Hemen şöyle köşeden vereceksiniz. Bakın ne kadar az kullandım. Kademeli gidiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bakın şöyle bir bakıyorum. Koray biraz daha suyu kaldırır diyor. Hemen şöyle 1-2 yemek kaşığı daha koyuyorum. Artık şu kıvama geldikten sonra altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bunu 7-8 dakika, 10 dakika yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Böylece artık bu tamamen sos halini alacak. 5 dakika sonra evde biricik biberlerim, acı biberlerim olduğunu hatırlıyorum. Tabii acı isteyenler bunu yapıyor. Koparıyorum, sapını kullanmıyorum. Ve 2 tane benim için yeterli, atom gibi. Acı sevmeyen kullanmasın. Zaten bakın yavaş yavaş kendini bulmaya başlamış sos, görüyor musunuz? Bu 5 dakika daha pişsin. Toplam 10 dakika. Bu arada biz patlıcanla devam edelim. Gerçekten mükemmel bir meze yapıyoruz. Meze dükkanları olanlar bunu katabilirsiniz. Benim için önemli olan bütün soyabilmek parçalanmadan. Sırasını beklesin ve çöpleri alalım. Demiş çalıştık, güzel. Patlıcanı küp küp kesmemiz çok önemli. İşte bu. Görüyor musunuz? Küp küp. Parça parça. Hemen bütün suyuyla birlikte şöyle alalım. Kapağını açtıktan sonra orta ısıyı getirdik. Suyunu çektiriyoruz. Yine bir şöyle kontrol edelim. Bakın daha biraz daha suyunu çekmeye ihtiyacı var. Görüyor musunuz? Bu pişmeye devam etsin. Bu arada biz diğer bir sosunu yapmaya devam edelim. 2 tane sarımsak. Sarımsak size kalmış. Ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. İyi bir sarımsak ezici kullanmanın faydaları. Tamamen sarımsağı her tarafını kullanabiliyoruz. Süzme yoğurt. Yani 200 gram bir süzme yoğurt. Biraz da tuz ekler ilave edebilirsin. Aynı krema gibi bu kıvama gelmeli yoğurdunuz. Görüyor musunuz? Sosumuza bakalım. Tam istediğim kıvama geldi. Görüyor musunuz? Ne sulu ne susuz. Altını kapatalım. İş yerlerinde nasıl servis yapabileceğinizi göstereyim. Daha doğrusu dolapta paketebileceğinizi. Bekledikçe lezzetlenir. Patlıcanın tamamen kabınızın alt tarafını kaplaması lazım. Biberlere eşit dağıtıyoruz. Yani kaşıkla. Eğer iş yerisiniz müşteriye verdiğiniz zaman bütün parçalar eşit miktarda yayılmalı yoğurdu. Her tarafını eşit yayıyorum. Bir tarafı kalın, yüksek bir tarafı alçak olmuyor. Yine şöyle parça parça bırakıyoruz. Zor gün maydanozları. Koray, maydanoz gerekiyor mu? Lezzet verir. Katmanları görüyor musunuz? Görüyor musunuz katmanları? Yavaş yavaş yoğurt aşağı inecek. Şimdi bu soğuduğu anda bunu hemen dolaba kaldıracağız. Bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sıcak da yiyebilirsiniz. Ama dolaba kaldırırsanız şov olur. Şimdi mezeden anlamayan kekolar, vay kızartma bu falan filan diyebilir. Onları hiç ama hiç dikkate almayın. Aynen böyle. Evdeyseniz bunu böyle karıştırıp rengi de müthiş olacak, göreceksiniz. Lezzet ufak tekerlerde saklı. Pul biber. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Ya Koray, bir meze ne kadar güzel kokabilir ki diye düşünebilirsiniz. Köroğlu mezesi. Açın ağzınızı. Dükkanda sergilecekler. Kore mezesi diyebilirsiniz. Köroğlu Koray, açın ağzınızı.
Bu kadar da olmaz bak. Bu kadar da olmaz. Baştan uyarıyorum. Yaptığınız zaman bundan sonra herkes haftada en az 2 kere 3 kere bu mızıyı ister. Haberiniz olsun. Evdekiler dikkat edin. Vay anasını nasıl acı biliyor musunuz? Ama tabii ben acı sevmem normalde ama böyle de şeylerde mezelerde dayanılmaz oluyor. Açın ağzınızı. Gözüm üstünüzde izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Vicdansızlık yapıyorsunuz. Artık daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. Bunu mutlaka yapın. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.